Dijital çağdayız. Rusya Twitter'la ilgili böyle bir önlem aldı. Birçok şey gibi dilenciliğin de yöntemi dijital çağa uyarlandı. Dilenci diyeyim yani kısacası. Çetin abimden bir spor ama da Allah'ını ölürüm ya senin. Allah yardım etsin. Güzel şeyler yap. Büyük şeyler gönderme abi. Ne olsun? Olsun! Yani bence dilencilik daha iyi hatta ya. Böyle en azından birkaç kişi görüyor. Burada kendinizi ülke rezil ediyorsunuz yani. Diyebilirsiniz. Ömer'den bir adet unicorn geldi. Teşekkür ederim. Siz bu çılgınlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok saçma. Yani hiç bir mantık bulamadım. Sosyal medya yeme içme alışkanlıklarımızdan yaşam biçimimize kadar pek çok şeyi değiştirdi. Hatta son dönemde etkilediği konulardan biri de dilencilik oldu. Evet, yanlış duymadınız. Dilencilik yeni bir trend sosyal medyayı sardı. E-dilencilik. Peki nedir bu sosyal medya dilenciliği? Hep birlikte bakalım. Son dönemin popüler sosyal paylaşım ağları kullanıcılarına ücretli hediye gönderme seçeneği sunmaya başladı. Bunu fırsat bilenlerse canlı yayında takipçilerinden para talep ediyor. Ben de kullanıyorum. Çok bir takipçim olmasa 14K bir takipçim var. Ben de kazanıyorum tabii. Genellikle ben takipçilerimle sohbet yapıyorum yani, sohbet ediyorum. Bir ara bizi düşünmüştük ya, sonra vazgeçtik. Saçma geldi, insanlar rezil ediyor çünkü kendini. Çok utanç verici ya bunlar. Bence yani. Gereksiz. Bir mecrada kişilerin abes dediğimiz çok böyle uç davranışlar sergilemesinin önemli bir nedeni de sonsuz bir kendini gösterme çabası. Yani derin bir yetersizlik, derin bir fark edilme isteği burada ciddi manada karşımıza çıkıyor. TikTok'un sunduğu hediyelerin fiyatları ise 3200 liraya kadar çıkıyor. Eline cep telefonu kamerasını alan herkes içerik oluşturmak istiyor. TikTok dilencileri bu konuda biraz daha çok ayrı bir yerde. Çünkü kendileri orada sadece bağırarak ya da ilgi çekerek para toplama yönünde hareket ediyorlar. Günümüzde gelinen noktada o mecra için, o topluluklar için, oradaki üyeler için aslında bu normal karşılanmaya başladı. Ama real hayatla, gerçek dünyayla ilişkilendirdiğimizde aslında bir insanın herhangi bir çaba harcamadan, herhangi bir öğretim yapmadan birilerinden para istemesi tamamen sosyal hayatta bile olumsuz bir durumken, bunun sosyal medyada yaşı küçük yaş gruplarına uygun olmayacak örneklerle davranışlarda bulunmaları, çocuklara kötü örnek olmaları, diğer insanlara aslında bir çaba harcamadan, üretim yapmadan bir sonuca ulaşmayı gösterdikleri için olumsuz bir davranış. Sizler çocuğunuz böyle para kazansın ister miydiniz? Asla, asla. Zaten bu kadar yani çok bir seferliğe mahsus bir kazanç olur bu. İstek olmadan, bir kişilere faydan olmadan kazanılan hiç para helal değildir. Bu şekilde de para kazanıyorsa benim oğlum da kazanmasın derim. Burada evet kendimizi online bir şekilde diğerlerine aktarıyoruz ama gerçekten temas yok. İnsanoğlunun en önemli, insan evladının, insan kızının en önemli ihtiyacı aslında sıcak temas, sıcak bir sohbet, iletişim. Orada dijital bir iletişim gerçekten onları daha derin bir kuyuya çekiyor. Aslında bu mecralar bizim kendimize hazırladığımız hayat tuzakları da. Orada çok olduğumuzu, kalabalık içinde olduğumuzu zannediyoruz ama yine derin bir yalnızlık içerisindeyiz. Medya okuryazarlığını çok önemsiyorduk ama artık yeni medya okuryazarlığı tüm okullarda bence anaokul çağından itibaren uzmanlar tarafından verilmesi gerekiyor ki insanlar sosyal medya platformlarını doğru okuyabilsinler.